Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Nur Sevin. Bugün sıvı yağlı harika bir kurabiye yapacağız. Çok pratik bir tarif. Şimdi ilk yumurtamı böyle kırıyorum ama ikinci yumurtamı ben mutlaka başka bir yere kırarım. Çünkü bozuk çıkma ihtimali olabiliyor ve diğer yumurtamda ziyan olmasın. Evet, sağlamlığını gördükten sonra ikinci yumurtamı da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra toz şeker ilave edeceğim. 1 su bardağı. Bardak ölçülerim hep aynı. 200 cc'lik sıvı malzeme alıyor içerisine. Hangi bardağı kullandıysanız o bardakla devam edebilirsiniz. Ölçünüz kase de olabilir. Toz şekerimi verdim. Şimdi sıvı yağımı veriyorum. Tamamen birbirine şöyle kaynaşsınlar. Yarım paket kabartma tozu ve bir paket vanilya alıyor. Ben limon kabuğu rendesi de vereceğim. Bu sizin keyfinize kalmış. Bir tatlı kaşığı kadar limon kabuğu rendem olacak. Daha sonra da 3 bardak kadar un. Ayrıca açıklamalara da yazarım. Lütfen açıklamaları okumayı unutmayın. Bakın şöyle bir kıvam aldı. Gördünüz mü? Şimdi vanilyamı ve kabartma tozumu ilave edeceğim. Vanilya 1 paket, kabartma tozu yarım paket. Yani kabartma tozu 5 gram arkadaşlar. İsterseniz kaşık ölçüsü olarak da verebilirim. 1 tatlı kaşığı olacak. Kurabiyenin zaten çok kabarması gerekmiyor. Şöyle bakın, 1 silme tatlı kaşığı 5 gram kabartma tozu ilave ettim. Ben limon kabuğumu da vereyim. Yine 1 tatlı kaşığı diyelim. Şöyle limon kabuğu rendem var. Arzuya kalmış. Artık yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Benim bu kabım 1,5 bardak alıyor. Önce 1,5 bardağımı vereceğim. Ve direkt elimle yoğurmaya başlayacağım. Dikkat edin, lütfen yumuşak bir hamur olsun. Kesinlikle çok katı bir hamur yoğurmayın. Diğer unumun tamamını vermiyorum. Şöyle yavaş yavaş veriyorum. Buna her zaman artık dikkat ediyoruz zaten, değil mi arkadaşlar? Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımı yeni fark ettiyseniz kanalıma abone olmayı ve oynatma listelerinde lütfen biraz dolaşmayı ihmal etmeyin. Mutlaka size uygun bir tarif bulacaksınız. Küçük bir kanalım ama bayağı bir anne tarifim var diyebilirim. Ben Antalya'da yaşıyorum. Sizler yorumlara yazar mısınız nerede yaşadığınızı, beni nereden takip ettiğinizi? Çok memnun olurum. Kurabiye hamuru çok fazla yorulmaz arkadaşlar. Yarım bardak daha aldım. Bakın 3 bardak az geldi çünkü. Yine onu dahi azar azar veriyorum. Daha sonra tamamen yoğurduktan sonra şöyle 1 çay bardağı damla çikolata kullanacağım. Tam 3,5 bardak un verdim. Bakın hamurumun kıvamı bu şekilde. Eğer bardağınızı dolu dolu yaparsanız 3 bardak da yeter ama benim yumurtalarım large'tı. O yüzden 3,5 bardak tam geldi. Şimdi 1 çay bardağı damla çikolatadan sonra hamurumu tekrar yoğuruyorum ve top top şekil vereceğim. Fırınımı 160 derecede ısıtacağım. Fazla sıcak olmasın fırın. Toplarımızı hazırlayalım beraber. Ben fırın tepsimi hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Benim tepsimde hiçbir şekilde yapışma olmuyor. Hemen küçük küçük, mandalinden daha küçük, ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Yani bunu niye söyledim? Yağlı kağıt sermiyorum. O yüzden söyledim. Toplamda 25 adet kurabiyem oldu. Şimdi 160 derecelik fırına biz gidiyoruz. Görüşmek üzere.
Benim gibi geç deneyen varsa mutlaka ve mutlaka lütfen deneyin. Harika olacak kurabiyeleriniz, kahvenin, çayın yanına. İki ölçü yapın doğum günlerine. Çok güzel olacak. Haydi görüşürüz o halde. Şimdi biz fırına gidiyoruz. Bir 10 dakika, sadece 10 dakika sonra görüşeceğiz. Fırından çıktık. Şimdi hemen bir bardak altıyla üzerlerine bastırıyorum. Çatlayacaklar, korkmayın. Bir bardağım daha var. Onu da deneyeceğim. Hangisi daha iyi olursa. Fırınımın ağzı kapalı. Kapalı. Soğumasını istemiyorum. Bir 10 dakika daha böyle bu şekilde fırına vereceğim arkadaşlar. 10 dakika sonra tekrar görüşürüz. İşte size sadece 20 dakikada hazırladığım harika pastane kurabiyesi lezzetinde kurabiyeler. Çok daha sağlıklı değil mi ama? Haydi o halde kanalıma abone olun lütfen, beni yeni fark ettiyseniz eğer. Kurabiyemi yaptığınız zaman da geri dönüşlerinizi bekliyorum. Çok güzel bir kurabiyemiz oldu. Kahvenin, çayın yanına yapabileceğiniz müthiş bir kurabiye. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça ve dost kalın.